Seyrettin mi şey tanıtım videomuzu? Sen misin o? Evet. Benzettim. Evet. Yani hala daha iyiyim yani. Sensindir diye de çok gülmek istemedim. Hayır, belki. Yani bir sakıncası belki yok. Belki alınırsın belki diye. Yok, estağfurullah. Alınacak yaşı çoktan geçtik yani. Ne bileyim, belki ya, sen alınmazsın da sevinin alınır. Yani orijinal bir şey yapalım diye düşündüm. Dolayısıyla hani böyle bir kareografi çıktı. Paylaşacaktım bu. Benim telefonum artık şey paylaşmıyor. Bu tür şeyler paylaşmıyor. O tür şeyler paylaşmıyor. O yüzden biraz şey oldu. Ama çok hoş. Çok etkilendim. Estağfurullah. Gerçekten bugün olsa bugün tekrar etkilenirim. Çok mersi, çok naziksin. Her zaman. Nerede de kalça? Her zaman. Kalça tabii canım. Bu insan ister istemez erkek ya da kadın bir dans eden figür gördüğünde evet. Şeyine bakıyor. Şeyine bakıyor. Mesela ben yemekte de salçaya bakarım yani, hani salça oranı. Ben bunu çok düşünmüşümdür. Mesela bilmiyorum hiç yani çektiğini biliyorum da seyrettim mi porno? Yani birkaç filmin olduğunu biliyorum. Şeyle editlerken tabii. Mesela porno seyrederken erkekler neye bakar, kadınlar neye bakar? Yani, önemli bir konudur bu. Mesela yani pornoda oyuncuları bir bütün olarak algılanır mı oyuncular? Çok düşünmüşüm. Evet. Ben algılamam çünkü. Ben de. Şeyde de öyle mesela, ben de. Senkronize yüzmede de. Ben kelebek severim. Yüzme olarak. Ya, hayvan olarak da kelebek severim ben. Tırtıl yani. Evet. Bana her zaman muazzam geliyor. Evet. Yani bir metamorfoz, bir... Evet. Dönüşüm. Evet. Yani. Benim vampirlerin varlığına inanma sebebim zaten kelebek diye bir türün olması. Yani kelebek... Hiç yanlış değil. Kelebek... Hiç yanlış değil. Yani bir tırtıl kelebeğe bu şekilde dönüşebiliyorsa o zaman evet. Hakikaten o zaman biz de varız yani. O zaman biz de neden olmayalım? Neden olmayalım? Özellikle de hava karardıysa. Evet. Hoş geldiniz gerçekten. Hoş bulduk. Ben de çok memnun oldum. Sıcak. Çok yaşa. Bir Temmuz akşamı ama hafif esintili. Çok güzel bir köy. Evet, çok güzel. Özellikle güney bölgesinde yani Bodrum, Ege tarafında kavrulmakta olan dinleyicilerimize büyük geçmiş olsun. Şimdiden. Evet. Evet. Allah sabırlar versin. Allah sonbaharı erdirsin. Şu an acaba Çorum. Pardon, benim mikrofonum böyle patlamaz. Çorum, Konya, şey, ne bileyim, Denizli, Nazilli. Oralar nasıl acaba? Ödemiş. Ödememiş. Yani nasıl acaba oralar? Tire. Acıpayam. Slash. Acıpayam. Germiyan. Payam. Evet. Tavas. Evet şey. Yukarı şey. Ayrancı. Yukarı ayrancı. Aşağı ayrancı. Şey. Tavas'tan in. Söğüt. Uşak. Uşak. Yavşak. Afyon. Şey. Bolvadin. Çay. Bolvadin. Şey. Altıncı şey. Manhattan'daki şey. Caddeyi mi? Cadde, altıncı cadde. Şey gibidir şu an. Şey. Gavur kalemi gibi yanıyordur. Evet. Doğru söyledin. Evet. Büyük geçmiş olsun yani, fark evet, edelim onu. Hakikaten. Dinleyicilerimize. Allah sabırlar versin. Evet, şey. Sonbahara erdirsin. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü. Evet. Değerli dostum Mete Onduk. Ben Kaan Çaydamlı. Bir kısa aradan sonra. Yani bayramla karışık. Aslında ilk yaz şoku. Evet. Arası verdiğimizi söyleyelim. Evet. Tekrar 2023'ün 15.
Nüshasında sizlerle birlikteyiz bu gece. Bu gece çok kaybedenler kulübünde nadir olan şeylerden biri bir konuğumuz olacak. Tuğkan. Bir müzisyen konuğumuz var. Tuğkan bizlerle birlikte olacak. Birazdan canlı yayına gelecek. Evet, kendisi gitarıyla geldi. Yani bekleme, radyomuzun bekleme salonunda şu anda. Abi dedi, bunu çıkarken bıraksam dedi, sorun olur mu sizin için dedi. Yani yarın alırlar dedi. Ben dedim ki almasalar da sorun olmaz dedi. Olmaz. Senin için olmaz. Bakarım ben dedim bu gitara, zaten çoluğum çocuğum var dedim. Ya çocuk bakmayı bilen adam ya, gitara da bakar. Her türlü bakarım. Bu çocuk bakmayı bilen adam kendine bile bakar ben. Yani evet tabii. Her ne kadar ben bir erkek çocuk sahibiysem de ve her ne kadar bir gitar bir kız olarak anılsa da ona da iyi bakacağımı şimdiden şey yapıyorum. Yani kadınlarla ilgili sen yani aldığım referanslar senle sağdan soldan duydum. Yani. Estağfurullah. Oldukça olumlu yani bu konuda da hiç şüphem tereddütüm yok ya, eminim. Şey yapacak, çok iyi bakacaksındır yani diye düşünüyorum. Pardon, benim sesim biraz gidiyor da evet, düzelteceğim. Kötü referansın yok anlamında mı söylüyorsunuz bunu? Benim duyduğum kadarıyla yok. Abi, yani o son 3 tanesini saymazsak tabii. Ama o son 3 sayılmaz zaten. Onları gömdük zaten. Onları zaten sayılmasın diye şey yapmıştık. Evet. Hatırlarsanız. Evet. Hayal meyal hatırlıyorum işte. Evet değerli dinleyenler, bugün bize canlı yayında konuk olmak için fm.standart Instagram hesabının dan bir direkt mesaj, doğrudan mesaj atmanız yeterli. Bu mesaja adınız, telefon numaranız ve yani bir sakıncası yoksa aradığınız yeri de yazarsanız çok memnun oluruz. Eğer Tuğkan'a sormak istediğiniz özellikle bir soru ya da canlı yayında bir konuşma talebiniz varsa Tuğkan olarak da belirtirseniz seviniriz. YouTube kanalımızı hatırlatalım. Kaybedenler Kulübü Official YouTube kanalımız devam ediyor. Buraya desteklerinizi bekliyoruz, abone olmanızı. Ben geçenlerde abone oldum mesela, çok hoş. Çok rahat abone olunuyor. Yani bir şeye basıyorsun, hemen abone oluyorsun. Evet. Sanki yani. Sanki bir şey olmamış. Bir şey olmuyor. Yani. Bir şey olmamış gibi. Bir şeymiş gibi. Evet, doğru. Oldukça uzun zamandan beri de devam ettirdiğimiz, sesimin de kusuruna bakmayın, burada bu şey, yaz sıcaklarında oluyor bu. Bir handikaplı açık artırmamız olacak. Evet. Tekrar bu geceki handikaplı açık artırmamızda yine bir Kaybedenler Kulübü defteri. Evet. Vereceğiz. Boş. Ama dolu. Ama dolu. Başı. Ortası. Ortası ve sonu. Diyelim ki belli olan ve bunu bu gece sanırım Tuğkan'a yazacağız. Tuğkan'la isteyeceğiz. Bu yani Standart FM Radyo'ma bağış, Standart FM internet sitesinden bu handikaplı açık artırmaya katılabilirsiniz. Bildiğiniz gibi minimum pay şu anda satın alınabilir en ucuz bira fiyatı, ama Temmuz itibariyle bir zam geldi galiba, ama biz hala da biz hala 37 liradan 37'de tutalım. Biz yarın ben onu 44 yapacağım. Okey. O çok iyi. Ama yani bizim de tabii ülkemizin özellikle dış mihraklar tarafından düşürüldüğü bu durum ama karşı bir şeyimiz olsun bu, yani biz bu zammı yansıtmayalım yani şey dedi. Bugünlük günlük. Kaç günlük? Petrol sanki bizim topraklarımızda çıkıyor da biz içiyoruz. Ha. Ya mecburen yani, dışarıdan alıyoruz. Mecburen. Ne yapalım yani? İçmeyelim mi yani şimdi? Ya içmeyelim mi petrolü? Evet. Aynen. Bu arada petrol dediğiniz de yani çok önemli bir şey. Bizim dünyamızın
prehistorik dönemleriyle ilgili kurduğumuz bir iletişim kanalı aslında. Bir tarih öncesine bir dokunma anlamı. Çünkü yani petrol dediğiniz şey sonuçta dinozor ya yani. En azından. Evet. Dolayısıyla bu noktada da evet. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda. Ben şunu da ekleyebilirim. Bu bizim zam diye bildiğimiz şey evet. Çok bize özgü bir şey. Ya bu dünyada olan bir şey değil. Bize oluyor. Zam değil mi? Evet. Evet. Yani normalde eğer bir şeyi sen ne diyeyim ona, sen yapıyorsan, üreticisi ya da yaratıcısı sensen, ona zam yapmanın bir anlamı yok. Sen onu bir yerlerden aldığın için ona zam geliyor. Onu ya da onu ürettiğin malzemeleri. Malzemeleri ya da bir ha. Önceki malzemeyi. Yani bizim... O yüzden petrol diye başladık evet. Yani burada konuşmaya. Yani çok preliminer bir giriş oldu ama. Olsun be. Ama ne yapayım ben de 50 yaşındayım şimdi. Başta mı anlatayım? Yani olsun be. Yani olsun. Ekonomi politiğe giriş. Yani. Neydi o George şey vardı bir tane çocukken okurduk. Polisler mi? George Orwell. George Orwell 1988 de olabilir. Tabii. Tabii onun gibi bir şeydi mesela. George Clooney var. George Michael var. George Michael var. Tabii. Bunlar büyük ekonomistler. Yani George Michael'dan daha büyük bir ekonomist ben. Özellikle 84-85 yılında tanımıyorum. O yılların en büyük şeysi canım. Hı. Ekonomisti. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Ganiflerin. Evet. Evet, bir küçük hatırlatma daha yapayım ilk defa dinleyenler için. Bu Kaybedenler Kulübü defterlerinin bir başı sonu ve ortasına yazılı birbirinden bağımsız cümleler aslında bir metnin başlangıç, bitiş ve oraya geldiğinizde ki bir cümlesini oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir metin yazmanızı bekliyoruz sizden ve bunu tamamladığınızda bize göndermenizi. Geri gönderirseniz evet. Evet. Bu hem sesli kitap olarak hem de eğer hakikaten iyiyse kitap olarak değerse. Yayınlanması için çaba göstereceğiz. Evet, bunun için birkaç örneğimiz de var. Yeni başlamadık buna. Sanırım bir iki ya da üç defter gönderdik. Hatta göndermeyi beklettiğimiz defterler de var. Adres sorunlarından. Ama devam edeceğiz. Bu geceki bu artık üçüncü ya da dördüncü defteri evet gerçekten el etmek isterseniz sadece radyoma destek kısmından küçük bir destekli bulmanız bu handikaplı açık arttırmaya bu oyuna dahil olmanız için yeterli. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-15. Bu sırada her zaman olduğu gibi çok önemli 3 konuyla karşınızdayız bu gece. Evet. Bu tabii Kaybedenler Kulübü'nün yıllardır süren çözümcül yaklaşımı gereği bugün bize bildirilen ve ilk defa konuşacağımız 3 konumuz var. Bugün ağırlıkla hayat, aşk ve kadınlar maalesef üzerine maalesef. Konuşacağız. Maalesef. Çok derin konular aslında. Yani 2 saat içerisinde elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız bu konuda. Önümüzde metin yazarlarımız tarafından hazırlanmış metinler var. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Hepinize şimdiden hayırlı başarılar diliyorum.
Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy, Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Ve hatta bir dinleyenimiz var. Bakü'den Tuğrul bizimle. Doğru mu Tuğrul? Merhaba, nasılsınız? İyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorsunuz? Sorun. İyi, iyi. Radyo programı yapıyoruz. Şaşırdım. Tuğrul mu? Tuğrul mu diyeceğiz? Tuğrul, aslında Tuğrul da, Tuğrul da söyleyebilirsiniz zaten. İstanbul'a geldik, hep öyle söylerler. Şey, orada ne diyorlar? Burada Tuğrul diyorlar. Tuğrul. Tuğrul. Aynen. Tuğrul, evet. daha şey geldi bana. Güzel daha geldi. Daha şey böyle. Tuğrul yani. Tuğrul yani. Daha bir Tuğrul. Daha bir şey. Çünkü bir tanıdığım birkaç Tuğrul da var burada da. Hiç içimden gelmedi aynen. Tuğrul. Benim de var, evet yani. Evet. Aynen, söylemeseniz zaten daha iyi olacak. Ne yapıyorsun? Bakü'de ne yapıyorsun? Bakü'deydik. Bakü'de çalışıyorum. Restoranlarım var. Hatta bu gece bir pub açılışı var. Çok güzel. Hayırlı olsun. Aynen. Yanımda Elvin de. Bu arada biz baya baya dinledik sizi. Biz evet. 8-7 sene önce bulduk Kaybedenler Kulübü'nü. Filmin falan seyretmemiştik. Sonra bir bağlılık yaptı bizde. Ne bulduysak internetten, ne bulduysak her gece içe dinledik sizi. Eyvallah. Şimdi böyle övüyorum da gerek var mı bilmiyorum. Vay be, siz de ne hayat yaşamışsınız be. Evet, vallahi öyle. Şöyle bir düşündüm de. Ben de şimdi hakikaten düşündüm de şöyle bir. Kızım önüne şey gelen sahneler de oluyor. Bilmiyorum, sorun olur da olur mu yoksa yok. Abi biz sizi genç seviyorduk. Bir daha söyle, tam anlamadım son söyledi. Diyorum ki bilmiyorum sorun olur mu yoksa yok ama biraz yaşlandınız. Yaşlandık tabii. Biz sizi genç seviyorduk. Yani yaşta yani, yaşta halimiz de fena değil. Ben geçen gün sordum. Dedim nedir dedim. Durum fena değil dedi yani. Bir 5 yılda idare edersin dedi bana yani. Bir psikoloğumla konuşuyordum bunu. 5 yıl iyi demiş. 5 yıl daha yani rahat rahat yani 5 yıl daha. 5 yıl iyi. 5 yıl iyi. Evet. Öyle yani. Biz, doğru. 102 yıl falan. Sen kaç yaşındasın? Ben 27. Gençsin, gençsin be bak. 27 çok genç. 27 şey. Ya biz kendi 27 yaşımı düşünmeye çalışıyorum da şu an. Ben düşünmek istemiyorum kendi 27 yaşımı. Hatırlamıyorum. Ama yani 7 yıl önce de biz yaşlıydık. Doğru mu? Evet. Abi geçen yayın ben öldüm ya. 100 kere falan yazdım. Bizim zaten geçen yayını hatırlıyorsunuz. Bilmiyorum hatırlarsınız yoksa yok. İçiyordunuz. Geçen yani Azeri bir şarkı söylediniz. Evet. Aynen. Biz öldük burada. Biz çok sarhoştuk. Öldük. Öldük. Şey. O gece sırf sizin için içtik. Yemin ediyorum ya. Allah, sırf şey, sizin için içtik. Şey. Bu arada. Pardon da. O defter vardı ya. O defter vardı ya. Reşit Beyved o. Geçen yani. Evet. 3 tane Azeri kadın aramıştı, onlar da söyledi. Aynen şarkı söylediler. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi bu arada. Çok iyi. Tekrar ararlar umarım. Tekrar bir şeyler söylerler. Evet. Bu arada ben geçen yayın şeyle yakın 550 TL falan bağışta yaptım. O defter kime kaldı? Ben bir tam da anlayamıyorum ya. O defter vardı, defter. Bir tane. Defter. O nerede şimdi? Kime kaldı? Bilmiyorum. Kime gitti? İşte bu en çok kazanana gitti. Kim handikaplı kazandıysa ona gitmiştir. emin ol birisine gitmiştir. Gitti eğer. Defter kazanmak istiyorsan siteye girip bir ben de bağış yaptım da. Bir pay vermen lazım. Devam. Yani. Devam. Bu arada Bakü'ye falan gelme bir durumunuz var mı? Yani kısmı çok yaşlandık be. Bakü şu an bana uzak görünüyor yani. Şu an nereye gidebilirim diye düşünüyorum mesela. Daha yeni geldin, nereye gideceğim? benim birazcık şeye ihtiyacım var.
ayağımı suya sokacak bir yere ihtiyacım var. Abi sokarız ayağını suya bakıda. Evet, şey var. Hazar var orada deniz. Sizde leğen falan var mı? Şey, leğen var, deniz var bayağı. Kim gidecek bu sıcak? Bizde zaten servis öyle. Bizim restoranlara gelirsiniz ilk leğen geliyor. Eyvallah. Eyvallah Tuğ. Eyvallah. Çok teşekkür. Sağ olun. Eyvallah. Görüşürüz. İyi geceler. Haydi görüşürüz. Teşekkürler. Hayır. İnsanlar şeye düşüyor da yani. Yalnızlık zor. Yani. Yalnızlık çok zor. Yani alışmak zor. Yalnızlığa alışmak da zor. Yalnızlığın kendisi de zor. Allah kimseyi yalnızlıkla terbiye etmesin. Aa, ya Rabbim yani. Cümle şey şey bilmem ne. Gerçekten. Şeyden. Geçen mesela Menteş'e uğradı. Allah Allah. Menteş'i bilirsin bir de. Bilirim. Oturmayı bilirim. Sever, sohbeti evet. Sever. Çay olsun, şey olsun. Çay mı içtiniz? O çay içti. Ben çay içmem bir prensip olarak belli saatlerden sonra. Bakıyorum. Baktım yani bayağı. Allah Allah dedim yani yalnızlık ne kadar zor bir şey dedim ya. Evet yani Menteş, Murat Menteş'e bir belli bir süre bakınca insanda bu duygu şey oluyor. Ne kadar zor bir şey dedim evet. Yani. Asıl oluyor yani bir aslında biraz da kendi yalnızlığınla yüzleşiyor gibi. Ha de belki. Oluyorsun. Ha belki. Biraz de, o yüzden evet, yani. Evet olabilir. Yani bakıyorsun bakıyorsun ulan diyorsun yani. Çünkü mesela Stefan Zweig ya da bir tenisçi vardı Stefan şey Boris Becker. Boris Becker. Mesela aynı şeyi ben onlarda da hissederdim. Ben Zweig'da tanışmadım. Şeyde değildim o yıllarda. Almanya'da değildim. Zweig'da Almanya'da değildi ben. Sorarım Avusturya. Ben Avusturya'da bir kere ancak şey yapabildim. Yan yana geldim. Çok pis şey içiyordu. Ben Amerika'dan döndüğümde Amerika'ya geçmişti. Öyle mi? Sonra da yani karısıyla ilgili birkaç bir şey oldu. Sonra haber alamadım bir daha yani. Kim bilir ne yapıyordur şimdi. Bir şey hiçbir şey yapmıyor olabilir. Olabilir. Yani toprak altı işler yapıyor olabilir. Evet evet. Toprak üstü, toprak altı. İş iştir yani. İyi bir çocuktu ama. İyi bir çocuktu. Evet evet. Yazardı o. Yazıyordu evet. Bir şeyler yazıyordu. Uğraştı. Ya Murat Menteş de öyle. Yeni romanı çıkmış. Ya. Bu arada Emrah'ın yeni kitabı çıktı. Onu okudum. İnanılmaz öyküler var. Çok memnun kalacaksın kitabın ismi sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı 5-6 saatte falan bitmek zorunda kaldık. Bitirdin. Ya başka yapmam gereken, benden talep edilen bir takım şeyler vardı ki onları yapamadım yani öyle söyleyeyim. Yapmasaydın zaten diyecektim. Evet. Öyle. Yolda çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Yani ben uzun bir yol yaptım. Bu dönemde sen ülkede değilken. Makas atan araçları takip ettim. Yani şöyle takip ettim. Kendi yolumu, hızımı değiştirmeden yani bu kadar makas atarak ne kadar ileri gidebilecekleri. Evet. Yönünde bir araştırma, istatistik. Makasla ne oluyor? Araştırma yaptım. Çok uzağa gidemiyorlar. Yani en fazla 2 ya da 3 araç kadar öteye gidebiliyor. Yani öne geçebiliyorlar. Tabii makas yorucu bir şey sonuçta. Bu da yani yolun normal hızında hani saniyenin çok daha altında bir şey. Dolayısıyla bunu psikoloğumla görüştüm.
Makası? Makas atma meselesini. Dedim yani bu nedir dedim yani. Uzan şöyle dedi. Anlatayım sana dedi. Aşağı yukarı bir 45 dakika kadar falan dinledim yani. Hiperaktivite, işte narsistik problemler, bir sürü şey anlattı. İnşallah sana makas atmadı o arada. Şimdi tam oraya gelecektim. Ağzımdan aldım lafı çok yaşa inşallah. İnşallah. Bir makas aldım ve yani korkunç bir şey acıyla bir çığlık attım arkasından. Bayağı da şişti şu tarafım. Dirsekle girmiş yani. Dedim yani hani bu kötü bir şey değil ki dedim ya makas atmak yani. Hani aramızdaki ilişki şey de yani oraya makas atılmaz dedi. Evet. Şimdi dolayısıyla bu konu üzerinde bayağı düşündüm sonra ben Amir. Mesela sen hiç makas attın mı? Yani makas aldın mı mesela? Makas atmak mı almak mı? Makas almak deniyor ona. Hı-hı. Bizim elle yani şu... Evet. Şöyle. Orta parmak, yüzük parmağıyla yapılan hareket diyorsa ben makas prensip olarak almam. Bu çok iyi çünkü yani bana kalırsa ben mesela nefret ederdim benden evet. Makas alan. İğrenç bir şey bence. Şimdi, ya bir taraftan bir şiddet tarafı var yani bir deri parçasını sıkıştırarak. Bence bir üstten görme var bir kere. Evet yani. Bir üstten görme var. Yani. Yani ne kadar hani çok sevdim, çok sevimli falan şeyi de olsa bir hatta bir cinsel istismar şeyi var. Olabilir bence. Bir de sevgiyi başka türlü ifade edememe sapkınlığı da var. Sapkınlığı da var. Makas almadı bence. Evet. Ne yapacağını bilememe de olabilir. Evet. Evet. Ki bu da bir tür yani ben mesela rahatsız oluyorum gördüğümde. Özellikle de kendi kanımdan birisine yapılıyorsa aşırı rahatsız. Ben de onu merak ediyorum. Hala da makas alınıyor mesela? Tek tüp denk geliyorum ben. Ben bir daha makas almayacağım. Çünkü mesela makas... Bir de şöyle avuç, yarı avuçla makas alma varmış. Çüş, o ne be? Tabii. Şöyle yani. O makas falan değil o bayağı. Evet. Şey yani. İşte makası başka, vücudun başka yerlerinden de makas alma eğiliminde olan insanlar var. Elle mi? İşte yani herhalde elle. Yani bilmiyorum ben aklıma başka türlüsü gelmiyor yani. Başka bir şeyle makas almak çünkü bayağı makaslamak olur yani. Size onu sormuştum inşallah sizden makas almamıştır diye yani. Evet. Çünkü onun şeyi, ipi, ucu şeyi... sapı sonu belli olmayan yerlere gider makas. Evet. Çünkü hayatıma birkaç defa denk geldi. Makas aldılar benden. Büyük geçmiş olsun. Yani gerçekten şey... Yani şey... Kısmi felce kadar giden. Evet. Zor bir şey. Evet, tabii. Ayıp bir şey bir kere. Yani. Bir kere ayıp. Her şeyden yani, önce. Bir kere bizim coğrafyamızdaki kültür, ahlak, öf şey. Yani, hakikaten bizim coğrafyamızdaki hala hakikaten öf yani. Öf yani. Öf yani. Dolayısıyla makas da almamak lazım. Makas ya, almayın kardeşim ya. Yani. Allah mecbur Allah. Musunuz ya? Allah Allah. Mecbur musunuz? Dokunmayın ya. Hacı makas da atmayın. O ayrı. Ha, evet, bir o gün ayrı. Makasa gelirsiniz yani. Yani bir gün evet. Bir gün makası alırlar size. Evet. Aynen. Dindenler. Kaybedenler Kulübü 2023'te 15. Nusa'dayız. Bir kısa bir nefes aldıktan sonra... Evet bugün bir konumuz var evet, söyledik. Tuğkan'ı davet edeceğiz. Buraya alacağız.
Tülkan'a. Hemen. Asıl. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Standart Efendi. Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Saygılar dinleyenler. Değerli dostum Kaan Çaydan, ben Mete Alındık, bu gece bir konuğumuz olduğumuzu söyledik. Evet, Tuğkan'la da birlikte. Konuğumuz da burada. Hoş geldin Tuğkan. Hoş bulduk. Nereden şey geldin? Nereden geldin? Benim için burada olmak, her yerim titriyor. Öyle değildir, öyle değil. Anlıyorum seni çok. Ben seni sahnede çok gördüm. Hayatında kaç kez sahne aldın? Bununla alakalı çok kez ben bir yerlere danıştım ama tam bir şey yok. Ama herhalde 400'ü geçmemiştir. Yaklaşık 400 olmuş. Geçmemiştir. Abi yani. Bunların kaç tanesini net hatırlıyorsun? 10. İyi. 10 tanesi. O zaman şöyle diyeyim. Bir 10-15 sahnen Bolu çok iyi. Bolu 45 hatırlıyorum. Ha? Çok güzel bir konser. Bolu mu? Bolu güzel. Evet, bazı şehirlerde hakikaten ya dinleyici başka bir şey oluyor. Bu da enteresan. Enerji meselesi. Enteresan bir şey değil mi? Mesela ben hiç sahneye çıkmadım. Ben de çıkmadım. Bir şeyim yok, tecrübem yok ama ya yani şarkı söyledim sahneye. Suya girmek gibi biraz. Bazı sahnelere çıktım tabii yani. Çeşitli sahnelere çıktım. Çeşitli sahnelerde sizin bulunduğunuzu ben hatırlıyorum. Ekstralarım var mesela. Çok ekstraya giderdim. Evet. Hatırlarsın sen. Hatırlıyorum. Kayıt altına alınmış şeyler mi? Var. Kayıt var altına. Kayıt da var bende. Yani bazı kayıtlar var. Mete Amir sağ olsun güvenliğe çok önem veren bir insan. Dolayısıyla. Kayıtsız iş yapmayı sevmem. Ben işte aşağıdan geliyorum. Aşağıda bilmeyenler arkadaşlar için mesela bir hani birçok kasetin ve plan olduğu bir yer. Çok kaset sattım demeyi çok isterdim. Fakat insanlar almaktan ziyade çekmeyi artık daha... Fotoğraf çekmeyi. Kaset çekmeyi. Kaset çekmeyi. Uygun buluyorlar diye düşünüyorum. Doğrudur. O yüzden çok bir sifra yapamadım burada. Bir dahaki sefer. Öyle umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Ben şeyi aslında seninle telefonla konuşurken şu kendimi Kadıköy şarkısı biraz belki Kadıköy'e olan şeyimizle de ilgili bu. Yani bir yerle ilgili bir şarkı yazmak. Ben direkt oradan gideceğim. Yani, evet tabii. Zor bir şeydir yani. Bir şeyin ben tabii yani belki yazar tarafından bakabilirim buna. Ne kadar yazar denirse bana. Yani bir şeyin sana bir şarkı yazdırması aslında çok güçlü bir iletişim ya da etkileşim anlamına geliyor olmalı diye düşünüyorum. Yani eskiden şey derdim yani bir mesela Kadıköylü olmak hani bir yere ait olmak o yerde kaç defa öldüğünle ilgili diye. Doğru, çok doğru. Ben Kadıköy'de çok öldüm mesela. Dolayısıyla hani bunu sormak istedim sana. Mesela niye Kadıköy'le ilgili bir şey yazdın? Nasıl oldu yani? Ya bazen... Doğmakla alakalı gibi düşünmüyorum ben bunu. Biraz doğup büyümekle alakalı gibi değil de burada yaşamaktan daha çok zevk almakla alakalı yani. Ait hissetmekle alakalı ya. Yani. Evet. İşte dediğim gibi orada ölmek de. Gerçekten bahsettiğim şey yaşanmamış olsa bile böyle bir şey belki var olmasını istemek bile bir şeydir benim için yani. Ki bu olduğum yere verdiğim değerin benim yeryüzüne verebileceğim tek yansıması budur yani. Besteyle ve sesimle verebiliyorsam bunu budur yani benim. Onda da Kadıköy benim için gerçekten değerli bir parça. Yani çok değerli bir nokta. Herhangi bir kadına veya herhangi bir nesneye yazmış olmasam da bu
Kadıköy'e verdiğim değerle alakalı, burada yaşanmış olmasını istediğim, belki başka bir yerde yaşanmış ama burada geçmiş olmasını, yani ben öyle kendimi ikna etmişsem en azından. Böyle bir şarkı yani bu da. Evet. Çok da aslında neden yani kadın o... dedin yani, öyle bir seksist yaklaşımı mı var? Seksist bir yaklaşım, genelde şarkılarda romantizme daha yakın hissediyoruz kendimiz. Kadın daha seksist bir şey. O yani. Hani ne bileyim ben Kadıköy'e ve insanlara demedi de Kadıköy'e ve kadınlara dedi mesela. Ben de öyle söylerim. Ben de öyle söylerim zaten. Evet, ama ben seksist olduğum için. Sen seksist değilsin. Seks sembolistçiyim ben. Enteresan oldu. Sen de öyle misin diye sana sordum. Belki öyleyim, evet. Bunu satıyor da olabilir. olabilir. Söyleyeyim. Bunu satıyor da. Aynı zamanda hani erkeklerle ilgili de bir şey yazmak ister misin günün birinde? Hemcinslerimden bir yerde nefret ediyorum. Nefret ediyorsun. Evet. Güzel. Çok sevmiyorum. En iyinin ben olduğumu düşünme ihtimali. O hep vardır ama erkekler zaten. Hep yok ama bizde biraz gelişkin. ben insanları da sevmiyorum. Bu da genel bir şey. Evet. Genel seksizliğe giriyor. Ben seksistim. Şüphe yok. Ben bugün altın bamya almış. Altın bamya. Senin öyle bir ödülün vardı. Bravo. Şey hakikaten gerçekten kolay iş değil. Bugünden sonra bamya çeşitleri, bamya pişirme teknikleri, bamya fermantasyonu. Bamya'dan güzel beyaz şarap olur mu acaba? Olmaz. Şeker problemi. Yeteri kadar şeker atsan şöyle. Yani. Abi mesela bire, bamya yediğinde ağızda da bir asit gibi bir şey bırakır. Bamya ama limonla kesersin. Ya. Limon mu? Tabii. Abi, bunu yani bilmiyordum ben, iyi oldu. Limon yani o şey, sen sümüksü yapayım mı diyorsun yoksa? Daha sulu, sümüksü değil de işte. Yani o aslında asit, limonla o asiditeyi yükseltiyorsun bamyada. Evet. Mecbursun çünkü yani. Yoksa yenmez ki. Yenmez. Yenmez mi? Berbat bir yani şey. Yenmez yani. O bamya dünyanın herhalde en güzel şeylerinden bir tanesi. Yemek için. Yemek için. Mesela bamya çorbası. Aa. Et suyuna. Kuru bamya. Aa. Kuru cüce bamyadan yapıldığında. Oraya yerleşmek isteyebilirsin mesela. Ben öyle bir kadınla evlenmiştim. Şurada bir evin olsa gibi. Ben öyle bir kadınla evlenmiştim. Çok iyi yapıyordum. Sonra şey oldu yani. Araya başka şeyler girdi. İyi olmuş. Evet, araya başka şeyler girmesi iyi oldu. Öyle bir şey yani. Adla dinleyenimiz var. O hala unutuyorsa. Unuttuk, evet. Ona merhaba diyelim. Sonra senden bir şarkı isteyeceğiz tabii. Çalacaksın herhalde bize. Yiğit. Yiğit bizi Lefkoşa'dan arıyor. İyi geceler diyeyim artık. İyi akşamlar diyemiyorum Yiğit. İyi geceler. İyi geceler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Lefkoşa'dan arıyorum. Müşteri temsilcisiyim bir tekstil firmasında. Çok uzun zaman uğraştım size ulaşabilmek için. Yani ilk herhalde yayına başladığınız günden beridir bir deniyorum size ulaşmayı. Hadi canım sana. Yani, kaç yaşındasınız? Ben 37 yaşındayım. Okey. Yani siz de 30 yıla yakın oldu herhalde. Kendimi bildik bileli dinlerim sizi. Evet, yakın. Evet, doğrudur. Evet. Lefkoşa'da yani Kıbrıs'ta değilsin anladığım kadarıyla. Şu anda değilim, evet. Lefkoşa'dan normalde yaşıyorum, orada yaşıyorum da şu an orada değilim. Ha, yok yani. İstanbul'dayım şu anda. Ha, yani Giprio'da değilsin yani, Kıbrıs'ta değilsin. Yok, şu an Kıbrıs'ta değilim, evet. Doğuş, doğma, büyüme. Yani Kıbrıs kökenli misin? Yok, Kıbrıslıyım ben. Okey, aksandan anladım zaten. Ben Kıbrıslıyım da. Evet, çok memnun oldum. Eyvallah.
Ya ben şöyle bir şey söylemek isterim. Geçen gün evimde bir sineğin öldüğünü fark ettim de dalağı yoktu. Geçen gün konuşuyordunuz da dalaksız da olabiliyor sanırım bazı sinekler. Olabilir. Sineğin yani dalağına baktınız mı? Baktım yoktu. Göremedim yoktu hocam. Yani. Kendine kadar bile kalmamıştı. Yani bazı sineklerin mizah duygusu olmuyor tabii. Mesela evet. Bazı kurbağaların da karaciğeri yok. Çünkü bu kargalar çok acayip hayvanlar yani. Bir kurbağa seks yapmaya başladığında ki genellikle başka bir kurbağayla yapıyorlar. Ya iyi bir şey bu. Hayvanlarda böyle bir şey var yani. var. Genellikle. Yani bazı türler... Hayvan birbirini tanıyor iki evet. Hayvan. Bazen kafası karışan hayvanlar da oluyor. Ateşek. Onlar aynı familyadan sayılır. Evet, evrimin bir şey aşaması. Pompa yapmaya başladığında kurbağa, karga denen hayvan, gelip karaciğerini yiyor, herif farkında değil. Pompadan mı farkında? Evet. Şimdi tabii ben seks yaptığım çok uzun zaman oldu. Yani aşağı yukarı 20-25 yıl falan olmuştur. Dolayısıyla da hayal meyal hatırlıyorum yani. Ben bu kadar insanın kendinden geçecek kadar keyifli bir şey mi? Hani siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Karaciğeri yiyip gidiyor karga. Çünkü en lezzetleri karaciğeri yani. Tabii. Bütün hayvanların belki de öyledir. Öyle misin mesela? Sen bunu söyleyince Amir aklıma şöyle bir şey geldi. Bundan yaklaşık 25 sene önce şu karga var ya bizim takılırdık oraya. Acaba oradaki bir enstantanede benim de karaciğerimi almış olabilirler mi? Olabilirler. Ben bir kere karaciğeri değil de senin dalağını aldıklarını biliyorum yani. Kargada mı aldılar? Kargada aldıklarını biliyorum. Safra keseni aldılar bir kere. O da mı kargada oldu? O da kargada oldu. Olabilir. Detaylarını anlatırım birazdan ama şu olayın sonucunu vereyim. Karaciğer gidince kurbağada tabii siz ne diyorsunuz ona? Yani Türkiye'de evet. Şeyi süzme. Süzme şeyi yok olduğu için. Yok olduğu ölüyor. İçin şişiyor. Evet. Farkında değil ama. Siroz, dallama. Siroz diyoruz biz ona. Dallama farkında değil ama pompayı yapmış ya. Evet. Sonra patlıyor birden. Patlar. Bir süre sonra. Bayağı. Bu seks bak. Yani erken boşalma hakikaten. İnsanlığın kurtuluşudur. Evet. Bir de yani seks gördüğünüz gibi sonucu hep aynı yere vuruyor. Patlamaya. Patlama, ölüm. Yani hayatın sonu. Dolayısıyla birazcık hani temkinli olmak ya da uzak durmak lazım. Kargalardan. Şeylerden işte etrafta. Bu da yani şimdi aklıma geldi sen sineğin dalağı yok deyince. Çok teşekkür Yiğit. İyi, çok memnun olduk tanıştığımızda. Eyvallah. Tanrıcığım. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım var. O da sizin duymak istiyor. Mümkünse yani müsaadeniz varsa. Var tabii. Sağ olun. Tabii ki var. Çok teşekkür ederim. Ferhat'ı bağlıyorum şu anda. O sizinle biraz konuşmak istiyor. Çok teşekkür ederim. Mete abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Abi ben bu gece geçen gün şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Lütfen dinliyoruz. Seksten bahsettiğiniz için aklıma geldi. Geçen gün iki çalının arasında kaplumbağa çiftleşmesiyle karşılaştım. Bir geçmiş olsun kardeşim. Hakikaten yani insanın canı çeker. Evet. Kaplumbağa çiftleşmesi çünkü şey... Tam da bahsedecektir. Yani inanılmaz bir şeydir yani. Kaplumbağa çiftleşmesi gerçekten inanılmaz bir şey. Şöyle bir ses vardı. Dum tak tak. Dum tak tak. Yani ne olduğunu anlayamadım. Kaplumbağadan kaplumbağaya değişir. Aksak ritim yani. Evet.
işte yani bir tür blues'dur yani kaplumbağa. 9-8 olanları da bunlar. Türk kaplumbağası. Bu o, biraz 4-4 Trakya, Trakya 9-8. 4-4'lük, 4-4'lük gibiydi biraz. Evet. Yani 4-4'lük olur kaplumbağa pomposu. Ben çok kaplumbağa çiftleştirdim. Biz böyle bir pompa görmedik hayatımızda. Senin bildiğim kadarıyla kaplumbağa zamanında evcilleştirme çiftliğin de vardı. Çiftliğin vardı. Biz, bu konuda senin bir ünlü bir şeyin de var. Yağlı boya tablon da var. Evet. Kaplumbağa terbiyecisi. Evet, evet. Biz sopayı aldık elimize terbiye etmek için ama çok öyle oral olmadılar. Öyle olmaz işte yani. Yani pomp terbiye konusu ayrı bir konu. Evet. Yani terbiye yani asit şey dengesi. Evet, yani o başka bir konu. Başka bir programda konuşabileceğimiz yani, uzun bir konu. Yoğurtlama. Yani 90'lardan beri sizden öğrendiğimiz terbiye konularını denemeye çalıştık ama evet. Sen Kıbrıslısın değil mi hemşerim? Yok ben Diyarbakırlıyım. Çok benziyor aksan ya. Çok yakın. Çok yakın. Hep karıştırıyorum. Çok mesafe yok. Evet. Eyvallah. Harika. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Aradığınız için. Görüşürüz. İyi geceler dileriz. Lefkoşa'dan çok selamlar. Eyvallah. İnşallah eyvallah. Bekleriz yani. Herkese. Her zaman vermek isteriz. Lefkoşa bekler. Herkese sevgiler. Herkese sevgiler. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı başarılar. Hayırlı başarılar. Hayırlı başarılar olsun. Mesela bugüne kadar hep videolardan yetindim vardı ama bir sonraki kaplumbağa deneyinde yanında olmak isterim yani. Terbiye esnasında evet, diyorsun. Tabii ki. Yani ben kara para atlıyordum bir dönem. Bir büyük bir arazi almamız gerekti. İşte bir yasal bir işte yapmamız lazım. Kaplumbağa çiftliği kuralım diye düşünmüştük. Kaliforniya yani, civarında. Niye olsun? Yani onlar da hayvan. Tabii evet. Ki. Ben bir kaplumbağa denen hayvanı özellikle kış boyunca uyuduğu için her zaman kıymetli ve şey bulmuşumdur. Özenilir bulmuşumdur. Ama sen kaplumbağa da yiyordun. Ya ben lezzetli ne yapayım? Yani kendinden ama şey hiç unutmuyorum. Ben büyük kaplumbağa yerim. Küçük evet. Kaplumbağa yemem. Kendinden şeydi tabaklı. Tabaklı değil. Evet. Kabuğuyla ters alakalı. Yani ters çevirip buğulama yapabilirsin. Ateşin üzerine koyuyoruz. Bir tek karaciğerini yer. Kabuk problemi kalmıyor yani. Öyle bir şey. Ya atıyorsun. Ya, bir tür saç tava. Evet. Çin'den şey. Saç kavurma yani. Doğal. Çok mantıklı. Doğal beslenmek lazım. Biz mesela hiç unutmam. Karetta karetta şeyindeyiz. Mesela. Nöbetindeyiz. Olimpos tarafında. Evet. Ki şeydeyiz, korumadayız. Korumadayız yani. Tabii. Nöbet bekliyoruz. Hayvanlara bir şey olmasın diye bekliyoruz. İşte amir var, ben varım. Bir de yani 2-3 tane. Mehmet Ada da vardı. Mehmet Ada var. Bir de 2-3 tane de yaban yaşamı koruma. Yardımcılarımız var diye şey yapmayalım. Vakfı gönüllüleri vardı. Çok acıkmıştık mesela. Kaç yumurta kırdın sen o şeye? 4 yumurta. Ama onlar şeydi, çiğ yani şeydi daha yeni şey olmamış yumurtaydı. Döllenmemiş diyelim. Yanlış anlayacak dinleyicilerimiz. İnsan dışında döllenmemiş yumurta yumurtlayan var mı? Tavuklar var. Tavuklar dinozor. İnsan sayılmaz yani. Yani siz memeli mi sordunuz? Evet. Benim bildiğim bir insanlar var. Çok büyük ihtimalle şeyler var. Siz ne diyorsunuz onlara? Yarasalar. Döllenmemiş yumurta mı yumurtluyor yarasalar? Yemediniz mi hiç? Biz güvercin boku işindeydik bir ara. Güvercin memeli değil ki. Pardon yarasa boku işindeydik. Güvercile. İlk barut marut yapıyor. Güvercinlik o Bodrum'da. O Bodrum'da. Orada şey. Güvercinlik adası. Adası. Yok tavşan adasıydı. Eşek adası orası. Oraya biz önce eşek bıraktık. Erkekti değil mi ikisi de?
kum var. Bakmadık diyorsun. Yani bugünkü konuğumuz tam yanımda duruyor. Sol tarafımda şu an. Elinde bir şey gitarı var. Bakayım. Güzel bir Takamin gitarı var. Amir bakar o gitara. Sen bunu bırak. Ben bunu bırakacağım. Benim gitarım değil. Az olsun zaten. Onu... Emanet şeydir. Emanetin canı. Evet. Sanırım bize çok güzel bir şey çalacak şu an. Doğru mu? Bir Kadıköy parçası yapacak. Seni dinliyoruz şimdi. Birazdan Boğaz'dan bir vapur gelir Kadıköy'e. Sen olsan içinde, içimde tuhaf bir telaş gibisin. Haliyle dertliyim, önümde bir sur gibi sessizliğin. Dayanır mı bana, üstüme düşer mi? Unuttum söylemeyi, seni hala seviyorum sanırım. Hiç bitmeyecek bir hastalık gibi umutlar. Duyduğum yalanlara söylesen yine inanırım. Dinmek bilmez yorulmalar gibi umutlar. Unuttum söylemeyi, seni hala seviyorum sanırım. Hiç bitmeyecek bir hastalık gibi umutlar. Duyduğum yalanlara söylesen yine inanırım. Dinmek bilmez yorulmalar gibi umutlar. Umutlar. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. 2023-15 ne oldu? Nüsa'dayız. Daha doğrusu Mete Onduk, ben Kaan Çaydanlık. Standart FM Kadıköy merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Tuğkan bizimle bugün. Ne kadar güzel söyledi. Biraz önce benim çok sevdiğim, hakikaten tüm listelerime eklediğim bir parçası. Canlı dinledik. Ve bu kadar yakından dinleyince daha etkileyici. Çok yalnızım bu arada. Söylemiş miydim daha önce bilmiyorum. Allah. Bu şekilde söylememiştin. Evet. Açıkçası. Evet. Söylemiştin. Dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Bu gece bir handikaplı açık artırmamız var. Ve bu açık artırmada bu gece bir 10-15 dakika içerisinde yukarı göndereceğiz çünkü. Bir cümle boş kaybedenler kulübü defteri armağan edeceğiz bir dinleyicimize. Boş derken başı, ortası ve sonunda birer cümle yazılı bir defter olacak. Bugün Tuğkan ve bizim imzalarımızla bir dinleyicimize bence şöyle yapalım, armağan edeceğiz. Evet. Üçümüzün imzası olacak bu defterle. Tuğkan, bir metnin ilk cümlesini mi, son cümlesini mi, yoksa rastgele ortadan bir cümlesini mi yazmayı tercih edersin? Birazdan yazacaksın çünkü. Ortadan konuşmak isterim ben. Sever misin? Tamam, ortasını sen yaz. Tamam. Bir cümle ama. Tamam. Ya yani bir cümle. Böyle bir cümle. Yani. Neyse. Bir kelime de yazalım. Bir cümle, evet, bir kelime de olur. Fark etmez.
Ya mantık şu, eğer yakalamadıysan bir Kaybedenler Kulübü defterinin ilk cümlesi, sonunda rastgele bir yerine de başka bir cümle yazıyoruz ve bunu alanların bu metni tamamlamasını, evet, ve sonra bize geri göndermesini istiyoruz. Yani biraz yazarlık yeteneğimin olduğunu söylüyorlar genelde. Onu İnşallah. Olabilirim diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Herhalde vardır. Bakacağız yani. Okuyan bilir. Ben bilemem. Ben yazacağım için ben okuyan. O zaman ben başını yazayım. Sen de sonunu yaz. Ben bayılırım son yazmaya, bayılırım. Ben nefret ederim her şeyin sonundan. Ama her şeyin bir sonu var. Şimdi ben orasından nefret ederim. Dolayısıyla her şeyden nefret ettiğim anlamına gelebilir. Yani gelebilir değil, gelir yani. Direkt o yani. Evet. Bir de Amir, yani sen çok iyi bilirsin. Yani bir göl bir kuğunun ağırlığını hissetmez yani. Evet, kuğu göle yük olmaz. Evet. Evet. Kuğu göle yük olmaz ya. Yani. Evet, bu akşamki bu oyunumuza katılmak için daha önceden bilmeyenler için söylüyorum. Standart FM'in web sayfasından radyoma destek kısmına girip küçük de olsa bir destek olmanızı, bir bağış yapmanızı istiyoruz. Handikaplı açık artırmamız böyle çalışıyor. Evet. Yakında var mı bir konser, bir şey Tuğkan? En yakında gözüküyor. Bu ay sonu bir tatil, hem tatile diş gibi bir Antalya konseri var. Harika. Bir açık hava yapacağız. Tam tarihini bilmemekle beraber Temmuz'un son haftası diyebilirim. Evet, çok iyi. Çok iyi. Ağustos'a işe almadım, biraz tatil yapmak istiyorum. Gitmişken kal. Öyle de bir düşüncem var ama yalnız başıma biraz zor. Yalnızlık genelde zor zaten. Yalnızlık. Bir de tatil arkadaşı bulmak çok zor. Tek başına yap. Orada arkadaş kendine bulursun. Bir arkadaşlık kurmak konusunda çok hazır hissetmiyorum kendimi. Arkadaşlık kurma. Kurma. Kurmadan yap yani. Onu deneyebilirim. Bence deme yani. Ben, sen söylüyorsan bunu ben deneyeceğim. Ben tavsiye ederim yani. Arkadaşlık kurmadan arkadaş bulup tatil yap. Evet. Muhtemelen. Leziz. Muhtemel. Mete Amir bayılır böyle şeyler. Daha en sevdiğim şey. En sevdiği şeydir yani. Hiç, mesela hiç konuşmadığı arkadaşları vardır bugüne evet. kadar. Evet, bir daha da hiç görüşmemişimdir. Ya bu çok iyi değil mi? Yani evet. Ama eskiden yani konuşma mecralarımız azdı biraz da, o yüzden şansımız yüksek. 77 yıl sonra karşılaştığında konuşacak birçok şeyin var ama. Yani. Yok. Yok mu? Yok. O düzeyde hala devam ediyor. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey olsa konuşurdu. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Harikasın, iyi ki geldin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şu defteri yazalım. Şu defteri yazalım. Orada bir şey dinleyelim. Sonra seni gönderelim, olur mu? Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı, ben Mete Avunduk, Uyucu'da Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. 2023-15 Nisa'da programı da ayarlarım ben. Yarı yolunu açtık. Geceki konularımızı da bağlaya bağlaya sonuna doğru geliyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Tuğkan. Harika bir şarkı söyledin bize. Nasıl hissediyorsun şarkıyla ilgili? Yani kendini? Senin beğenmen genelde iyi bir şey benim için. Genelde çok fazla beğenilmeye aç hissetmiyorum kendimi ama kendim için yapıyorum bu şarkıları. Kapat kulağını, kapat kulağını. Kapatayım komple. Kapat. Ben genelde kapattığımda kapat. Çok rahat hissetmiyorum kendim. Açık şeylerle alışırsın. Gidiyor. 30 senede şey oluyor. Daha kapalı, daha dikkat çekici hale gelmeye başlıyor olabilir. Evet. Bilemem ama.
Şarkın çok güzel. Teşekkür. Çok da güzel söyledin. Teşekkür. Rahatsın da. Niye öyle söyledin? Niye sanki böyle gergin gergin söyledin gibi geldi sana? Öyledir ya, ben bilmiyorum. Ben bunu takınca gerildim, evet, kulaklığı. Evet. Yeah. Kendimi duymak benim hiç hoşuma gitmiyor. Yeah. Kendimi duymak, yani kendi iç sesimi dinlemek de hoşuma gitmiyor. Sen bir de bizim hayatımızı düşün. Çok fazla dinlerim kendimi. Evet. Dinlediğim anlarda hoşuma gitmez. Kulaklık taktığım anlarda da hoşuma Hatta gitmez. Hatta bir dinleyicimiz var. Sana merhaba diyecek herhalde Oğuz. Merhaba Oğuz. Merhabalar. Seni dinliyoruz. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür. Bugün benim doğum günüm. Öyle bir şarkı vardı. Evet, o yüzden rahatsız ettim sizleri. Aha. Şiir gibi yaşlanıyoruz. Yok ya, herkese nasip etsin. Evet. Şiir gibi değil de şarap gibi yaşlanmak. Onu ben pek şey yapmam, şey yap. Fazla romantik yapmak olsa da. Şarap gibi yaşlanmak. Şarap gibi yaşlanmak. Kimseye tavsiye etmem ya. Çünkü o yaşlandığında kıymetli olacaksın anlamına gelmiyor. Ama lezzetli olacağım anlamına gelir. Olabilir. Zaten biraz lezzetli. Çürümezsen. Şarap zaten çürüme şeyi değil mi, operasyonu değil mi? Evet. Yani daha fazla çürümezsen anlamını söyleyeyim. Evet. Evet Oğuz. Evet, o zaman size bir şiir okuyabilirim. Tabii, memnuniyetle. Galip Paşa'yı bilir misiniz abi? Duymadım. Osmanlı zamanından bir şair. Çok meşhur şiirleri vardır. Kim Paşa? Paşa dedin. Galip Paşa. Galip Paşa. Duymuşluğum var. Yanlış söylüyor olabilirim. Galip Paşa diye hatırlıyorum sanırsam. Ya, duymuşluğum var. Ama bilmem. O zaman okuyabilirim herhalde. O zaman Galip Paşa'dan şiirimi okuyorum. Lütfen. Evet. Kara karı, kuru karı, durgun at, keçi eti, mazarratül mazarratül mazarrat, şişman karı, tombul karı, beyaz karı, yörük at, faydatül faydatül faydat. Çok güzel bu. Harika bir şiirmiş. Evet. Emrinize sevindim abi. Evet. Bu gerçek mi? Bu gerçek. Sanırsam gerçek. Ya bence gerçek olmasa da çok güzel ayrıca. Ben tabii kulaklık... Sen tabii duyamadın ama çok neyse güzel. Neyse ki YouTube kaydından dinleyeceğim. Evet. Ama ben Kaan abinin de dinlemesini bir nebze isterim. İstiyorsan bir daha oku. Evet, Oğuz, daha okuyabilirim. Bir daha okur musun? Hatta biraz daha duygusal da okuyabilirim sanırsam. Biraz daha duygusal okuyabiliyor musun bunu? Tabii ki de. Bence şey iyiydi. Deminki o... Yeri kalite güzeldi. Neyzen Tevfik şeyi iyiydi. Tonlaması iyiydi. Tamam, o şekilde giriyorum o zaman. Bekliyorum. Tamam, o şekilde giriyorum. Kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at, mazarratül mazarratül mazarrat, şişman karı, beyaz karı, kuzu eti, yörük at, faydatül faydatül faydat. Çok iyi bence. Çüş yani. O kadar iyi yani. Evet, çok. Harika, çok teşekkür ederim. Müthiş. İyi ki doğdun. O zaman iyi ki doğdum abi. Teşekkür ederim. Eyvallah, iyi ki doğdun. Hadi eyvallah. Çok iyi. Çok iyi. Yani bir sürü şey söylenebilir. Evet. Ben keçiyle kuzu arasındaki farktan başlayarak şey yapabilirim bunu. Uzun süre yorumlayabilirim. Evet. Etten bahsediyorum. Et derken? Keçi eti, kuzu eti farkı. Yiyen bilir. Yiyen bilir. Bir şey söyleyecektim, söylemeyeceğim. Yani o zaman keçi etiyle ilgili bir şey söyleyecektim. O zaman çok dağıldı. Bu akşamki şeyimizin... armağanımızın evet, son cümleyi ben yazacağım. Son cümlesini lütfen yazar mısın? Ben bakmıyorum. Ben bu arada handikaplı açık arttırmamızdaki şu ana kadarki payları söyleyeyim size.
büyük bir zevkle. Caner Boy'u görüyorum. Metehan Durmuş. İlk gördüklerimi söylüyorum. Oğuz. Oğuz Yakutuş. Acaba demin koştuğumuz Oğuz mu? Yakutuş, evet. Evet. Bir üste çıkan dinleyicimiz var. Yağız Yamaç Taşçı. Masadaki şey ne abi? Masa şu an bende 74 lira gözüküyor masada. Ha, 74 üzerine çıkmanız lazım. 74'ün yani. Üzerine çıkmanız lazım. Hızlı yaktığımı da gördüklerim. Ha. Şey neydi? Kuğu göle yük olmaz. Ha. Kuğu göle yük olmaz. Son da yazacağım buraya. Son yaz çünkü sen son yazdıktan sonra sana bununla ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Onu da haftaya saklarız. Ruhu da insana yük olmaz. Bunu tartışırım. Yani bu söylediğine katılıyorum. Yani ama saygı duymuyorum. Ya ben de saygı duymuyorum. Ama yani kuğu göle yük olması, yani saygı duyuyorum ve katılıyorum yani. Evet. Yani bu defter kuğu göle yük olmaz cümlesiyle bitiyor. Evet. Şöyle ortalarda bir yere herhangi bir Kasan'dan ortada bir yere bir şeyler yaz. Yani. Bir kelime, benim, bir cümle, bir şey kelime, cümle, paragraf. Soyut, somut hiç kavramları yok. Arasına gidip gelmeme gerek var mı yoksa? Ne istiyorsa. Hiçbir şey, hiç fark etmez. Zaten. O zaman ben şöyle demek istiyorum. Müsaadenizle. Makas atılacaksa motor sağlam olmalı gibi bir cümleyle kitabı. Gayet mümkün. Gayet harika. Evet. Yani buradan devam buradan et. Devam et. Çünkü oradan da kendi cümlesine devam edecek. Eyvallah. Makas atılacaksa motor sağlam olmalı. Ortalarda bir yerdeki bir cümle. Evet. Şunun bir başlangıcını yazayım. Biz. Kitap nasıl başlayacak? İlk sayfayı boş bırakıyorum. Belki imzalarımızı buraya atarız diye. Okay. Saygıdeğer dinleyenimiz orayı istediği gibi kullansın. Ama metin bu cümleyle başlamıyor. Bu ilk cümle. Vurgulamak isterim yani. Çok sıcaktı. Bayılırım. Bu cümleyle başlayan herhangi bir şey yazmıyor. Buyurun. Ben atıyorum imzamı. İmza çıkın. Ben de bir imzalayayım onu.
çok. Hayatım. Evet. Benim için çok büyük bir şerefti. Yani bizim için seni konuk etmek çok açıkçası gurur verici bir şey. Buraya gelmen, yanımızda durman. Çok güzel bir şarkı çaldın. Hala tir titriyorum. O yüzden... Sıtma duru. Yaz aylığında evet. Genellikle olur, görülen. Olur. Ben de mesela ben de beklenmedik anlarda olur sıtma. Sana titremeli mi oluyor hala? Yani son 7-8 yıldır titremeli olmadı hiç. Ama son 7-8 yıldır olmadı zaten. Evet. Titremesiz oluyor. Titremesiz olmuyor. Titremesiz olmuyor. Anladım. Sen EYT oldun mu? Çoktan. Allah tamamını erdirsin. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-15 Noğlu Düsa. Daha doğrusu Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı, Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyolarında canlı yayındayız. Bugün Tuğkan bize katıldı. Gerçekten çok keyifli sohbet oldu. Müthişti parça, bu kadar yakından dinle. Bundan sonra konserlerde direkt sahnenin kenarına oturacağım. Şöyle şofberlerin üstüne mi? Ha, şey, sab basın falan. Olur, o da olur. Aynen. Daha dinleyenler bugün... Gerçekten çok önemli 3 konu üzerinde de konuştuk. Evet tabii ki. Yoğunlaştık, derinleştik. Bu arada gelen tebrik mesajlarınız için de teşekkür ediyorum. Tanıtım videosunda gösterdiğim performans gerçekten çok beğenilmiş. Ama yani şeyi var. Yani hak ediyorsunuz gerçekten. Yani çok beğenilmiş. Ben de böyle bir performans beklemiyordum kendimden açıkçası ama... İnsan hakikaten bu biraz bisiklete binmek gibi ya da işte seks yapmak gibi sahneye bir şey. Sahneye çıkınca hemen hatırladınız hemen, değil mi? Evet. Hemen kas hafızası diye bir şey var demek ki. O gençliğimdeki o uzun, yorucu ve bir o kadar da keyifli yılları... Ben her ne kadar unutmak istesem de vücudum unutmak istememiş. Çünkü çok karanlık yıllarda hakikaten. Bir kumpanyayla birlikte bir gösteri için New York'a gitmiştik. Daha sonra ben iltica ettim. Şeye mi? New York'a mı? New York'a iltica ettim. Ya çok hoş. New York kabul etmedi. Mecburen Bronx'a şey yapmak zorunda kaldım. Eyvah. İltica etmek zorunda kaldım. Başvurularımı yaptım. Şey, haber bekliyorum. Hala. Çok iyi. Evet, bu arada 8-10 dakikamız var. Bu geceki armağanımız gerçekten bence harika oldu. Evet. Hatırlatayım. Çünkü bence harika oldu. Bu üç imzalı. Yani Tuğkan, Kaan Çaydamlı ve Mete Onduk imzalı. Çok sıcaktı diye başlayan bu özel Kaybedenler Kulübü defteri. Ortasında makas atılacaksa motor sağlam olmalı diye devam etti. Tabii daha toy bir şeyle devam ediyor ama roman bir yerde toya da bağlamalı. Şüphesiz. Daha sonra kuğu göle yük olmaz diye son buluyor. Evet. O kısım çok ağır, çok yaşlı. Biraz şey olmuş. Anşiyan olmuş. Anşiyan, evet. Sanki ölmüş dirilmiş. Birkaç defa. Birkaç defa.
bunun için handikaplar çıkarttığımızda az sonra son bulacak. Sonuçta radyoma destekten bize bağış yapan bir dinleyicimize Ragıp'tan bir atak geldi. O yüzden sanırım yüz küsürlerde masada. Öyle söyleyeyim. Şu an tam kestiremiyorum. Ama masada yani. Ragıp ayağını patlatmış. Baş parmağını. Geçmiş olsun. Geçen gün. Ben Ethem'in bir şeyi olduğunu düşünüyorum bunun. Bir hendek içi hesaplaşma olduğunu düşünüyorum yani. Oraları ben bilirim. Orada şey iç hesaplaşmalar olur. Sert oluyor. Ama yani ben tereddüt eden Ragıp'ı dik gömemeyeceğiz. O ayakla. Nasıl? Yani Ragıp'ı dik olarak gömemeyeceğiz yani. O ayakla ters, olmaz. Ters dik gömeriz. Ters dik gömeriz. Ayağına yük binmesin yani. Yani hiç kimse ayağına güvenmez. Evet. Çok kısa bir nefes alalım. Geri gel. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023 lira 15. Nusra, değerli dostum Mete Onduk, ben Kançay Canlı, Kadıköy, Standart FM Merkez stüdyolarda. Canlı yayındayız ve oldukça yoğun bir program sonunda, aşağı yukarı bize ayrılan sürenin de yani sonuna yaklaşmış olduk. Bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü her şeyden önce başladığı işi yarım bırakmayı asla sevmeyen, üzerine konuştuğu konuları, argümanları havada bırakmayan, her zaman yani zam yapmak gerekiyorsa zam yapan, repo yapmak gerekiyorsa repo yapan, borsaya girmek gerekiyorsa borsaya giren, kur korumalı mevduat, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat ya da kur korumasız mevduat yapmak gerekiyorsa bunu yapan, EYT'nin, EYT'cinin dostu, EYT'cinin ise ta kendisi olan bir program olarak her şeyi bir sonuca bağlama konusundaki istikrarını devam ettirmekte yıllardır olduğu gibi. Bu girişten sonra da her zaman olduğu gibi. Yıllardır. Ben size söylüyorum yani pound'dan başka bir şeye yatırım yapmanıza gerek yok. Manası yok, evet. Yani ya ben kraliçe ölünce bir şey yaptım. Bir gerginleştim abi. Elimdeki pound'ları bozdurdum ama Allah'tan sana bozdurdum yani. Çok şükür. Evet. Yani yabancıya gitmedi. Yabancıya gitmedi. Gerçi senden aldığım şeyle de biraz Türk Hava Yolları biraz Eurobond'a girdim. Biraz Sasa. Evet. Bir miktar Eurobond. Bir miktar otonom araçlar yatırım fonu. Evet, doğru. Bir miktar agresif trend fonu. İki tane de Aston Martin aldım. O şeyle, aradaki bak. O da bir yatırım. Ne yapayım? Ya girecek, zambala girecek. Aston Martin'den imam mı var? Kime gireyim yani? Jaguar alacak geldin yok. Ya herhalde bu saatten sonra eşim olmuş 50. Bu geceki bu harika başı, ortası ve sonu belli Kaybedenler Kulübü harika hatıra dolu defteri, 3 imzalı defterimizi Yıldız Yamaç Taşçı'ya armağan ediyoruz. Gecenin handikaplı müzayedesinin kazananı.
olarak kendisine çok teşekkür. Eyvallah. Bütün desteği için. Eyvallah. Her şeyden önce. Diğer katılan bütün dinleyicilerimize de çok büyük teşekkür. Bu da ragıma patladı anladığım kadarıyla. Ama hayat böyle bir ragıp. Ya, yani ragıp herhalde alışıktır. Baş parmak olsun bugün. Evet. Şey olsun. Tırnak. Tırnak olsun. Dolayısıyla bugünkü programın bir kısa özetini her zaman olduğu gibi derdi olsun Mete Avunduk'tan aldıktan sonra programı sonlandıracağız. Hocam evet, tabii ki hayattan, kadınlardan ve aşktan bahsettik. Bundan yaklaşık 26-27 yıl önce başladığımız şekilde insan dediğimiz cinsin aslında üç büyük handikapıdır. Yani erkek insan cinsinin. O hep hayatı, kadınları ve aşkı düşünür. Hiçbir zaman bunu bizi hayvanlardan ayıran şey olarak bize söylemediler. Halbuki insanın erkek cinsini hayvanlardan ayıran üç şey bunlardır. Göller bölgesinden bahsettik bugün. Şarkışla. Pişmaniye, kaplıcalar, ılıcalar, bizi ısıtan şeyler, bizi tıpkı annemizin karnındaymış gibi hissettiren o sülfür kokulu ortamlardan, uzun yollardan, hiç itiraf etmememize rağmen o uzun yolların bitmemesini istememizden bahsettik. Hep biz yoluz dedik. İnsan kendisinin bitmesini istemez. Üzerine konuştuk. Buradan ölümsüzlük ve ırkımıza has vampirlik üzerine konuştuk. Ve tek bir sona bağladık. Kuğu göle yük olmaz. Evet, derdinden de. Hayvanlar Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adamdı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokakları adandı. Bugün bize konuk olan da Kadıköy, Kadıköy şarkısı söyleyen Tuğkan adandı. İnanın burada kalmak isterdik sabahın ilerleyen saatlerine, günün karanlığı yaran ilk ışıklarına kadar. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Hepinize iyi geceler dilemek isterim değerli dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşça kalın.